Ülke TV ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili izleyiciler, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla Bir Peygamber Duaları programında daha birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Sevgili hocam, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasına devam ediyoruz. Firavun ve hanedanının onca yaşadığı sıkıntıdan sonra nasıl kurtuldular? Defalarca söz vermişlerdi. Sözlerinde defalarca durmadılar. Hazreti Musa Aleyhisselam onca sözünde durmamalarına rağmen bunları nasıl kurtardı? İsterseniz buradan devam edelim hocam. Ve her defasında Hazreti Musa'nın duasına başvurdular. Evet. Ama neticede iyi günlere kavuşunca yine sözlerinde Yine sözlerinde durmadılar. Evet, durmadılar. Evet Euzu hocam. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak bu tarihin kadim diliminde yaşanmış bu mühim hadiseyi bize böylece anlattı. Kur'an'da en sık anlatılan, en çok kesitleriyle önümüze konan bir kurtuluş hikayesi. Evet. Mısır'dan kurtuluş, efendim Firavun'un zulmünden İsrailoğullarının kurtuluşu. Bir defa zalim bu anlamda kendi zulüm şeyinden ödün vermedi. Yani ne kadar olaylar yaşadı, değil mi? Sıkıntılar geldi, tufan Evet. geldi, çekirge sürüleri geldi. Ondan sonra kurbağalar, bitler vesaire. Onlar yine iyi duruma kavuşunca bir netice çıkmadı, sözlerinde durmadılar. Bize verdiği mesaj şu: zalim sana kendi özgürlüğünü vermez. O onun elinde olduğu sürece, sen iradeni ona bıraktığın sürece o sana iradeni al demez. O zaman senin iradene sahip çıkman, senin Allah'ın sana bahşettiği o iradeni koruman, onu istiklaline kavuşturman lazım. O zaman istiklal, yani iradesine kavuşmak kimlerin hakkıdır? Şair ne diyor? Hakkıdır. Hakka Hakka tapan tapan milletimin milletimin istiklal. istiklal. Evet. Hakka tapanların hakkıdır. Eğer hakka tapmak, Cenab-ı Hakk'a tapmak ve onun değerleri uğrunda bedel ödemeyi göze almak söz konusu değilse, öyle bu tür yaşanan hadiselerle zalimin ödün vermesi, kıstırılıp vazgeçmesi söz konusu değil. Yine tekrar iyi günlere kavuşunca sözünde durmuyor. Bu görünen ortam bize bunu öğretti. Bir yandan Hz. Musa aleyhisselam, o zaman kurtuluş nasıl gerçekleşti? Hz. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına döndü, dedi ki: İn kuntum amentum billahi, siz Allah'a iman ettiyseniz o zaman fealallahi tevekkalu, Allah'a tevekkül etmelisiniz. Cenab-ı Hakk'a güvenmelisiniz. Yaşadıklarınızı sabretmelisiniz. Her sıkıntıya uğradıkça, çünkü İsrailoğullarını Firavun ve hanedanı o yaşadıkları sıkıntılı dönemlerde işkencelerle, baskılarla iyice Hz. Musa'yı bunaltmak için, yani Musa bizim aleyhimize dua ediyor, Evet. biz bu sıkıntıları yaşıyoruz, o zaman biz de size işkence yaparız. Ne yapıyor? Arada bunlar vazgeçiyorlar. Karun'un etkisiyle vazgeçenleri gördük. Yani burada da böyle yekpare, efendim, sıkı bir biçimde Hz. Musa'nın arkasında duran bir topluluk yok. Yer yer çözülüyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki: "Femme amene li Musa illa zurriyetun min kavmihi." Musa'nın kavminden sadece bir zürriyet, yani gençler takımı bunlar. Ki değişimin öncüleri gençlerdir, biliyorsunuz. Zulme baş kaldıran, Akletmeye daha zürriyetun yakın. min, akletmeye daha yakın. Hazreti Peygamber'in etrafında da onları görüyoruz. Diğerleri daha statikocu, daha çıkarcı davranışlara bürünmüş. Atalarının dinine inananlar. Atalarından kalan, ki İsrailoğullarına atalarından kalan bu süreçte Mısırların önündeki eziklik, onlara boyun eğmiştik ve buna dair bir kabullenilmişlik. Hz. Musa onları bundan çıkarmak istiyor. Zalime karşı tekrar irade sahibi kılmak ve bu iradeyle Allah'a özgürce kulluk edebilmek. O yüzden dedi ki: bu süreçte siz direnç göstermelisiniz. Allah'ın sizi bu zalimden kurtarmasını istiyorsanız, sizin üzerinize düşen Allah'a güvenmektir. Bu yaşadıklarınızı da sabredeceksiniz Allah Azze ve Celle namına. Sizin sabrınızı görünce Cenab-ı Hak size kurtuluşun yolunu açacak. Diyorlardı ki: nasıl? Firavun müsaade etmez ki. Bizi hiçbir zaman salıvermez diyenler o kadar çoktu ki. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam onlara anlattı, anlattı, anlattı. Neticede
Onlar dediler ki, "Uzina min kabli en te'tiyena ve min ba'di ma ce'tena." Ey Musa, sen gelmezden önce de işkenceler görüyorduk. Şimdi sen geldin, yine işkenceler görüyoruz. Bizim açımızdan değişen ne oldu? Allah Azze ve Celle kurtuluşun yolu olarak onlara وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى وَاَخ۪يهِ اَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا Musa'ya ve kardeşine vahyetti ki kavminiz için Mısır'da evler edin. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً Bu yapıları ev dediği Cenab-ı Hak, beyt yani. Hı hı. Bu yapıları kıble edinin, namazgah edinin. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Ve namazı kılın. Kurtuluşun, esaretten kurtuluşun, zulümden kurtuluşun Cenab-ı Hak onlara vesilesini öğretti. Yolunu öğretti. Bir araya geleceksiniz. Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmeye başlayacaksınız. Benzer davranışlara kavuşup Cenab-ı Hak ile iletişiminizi kuracaksınız. Hatırlarsanız Hazreti Musa'yı gönderirken de Cenab-ı Hak beni anmak hususunda sakın gevşeklik gösterme. Sen ve kardeşin. Bu müminin dünyadaki yol azığı. Nasıl yiyecek içecek yanına azık alıyor? Cenab-ı Hak dedi vetezevvadu. Öyle azıklar alın elbette yanınıza. Ama fe inne hayra zâdit takva. En zadın, azığın en önemlisi, en hayırlısı da takvadır. Cenab-ı Hakk'a karşı duyulan sorumluluk. Onu hayatın içerisine taşımak. Kişi Cenab-ı Hakk'ı hayatının içerisine taşıdığı zaman, yani davranışlarında, tercihlerinde, hayatı yaşama biçiminde Cenab-ı Hakk'a saygıyı esas aldığı zaman özgürlüğü Allah ona nasip eder. O kişi kula kulluktan kurtulur. İsrailoğullarının kula kulluktan kurtuldukları süreçteki anahtar kelime de salat. O yüzden وَاَقِيمُ ve وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Bu peş peşe gelen ayetteki ifadeler o kadar önemli ki namazı kılınız ve müminleri Cenab-ı Hak dedi ki müjdele. Namaz müjdenin önünü açtı. Eğer toplum namazı kılıyor ise o zaman özgürlüğünü onlara müjdeleyebilirsin. Bu toplum hakkından gelinemez bir toplumdur. Vaktiyle Suriye bölgesinde çalışmış bir Rus ajan, o zamanki komünist propaganda için çalışmışlar. Onun hatıratında diyor ki biz hiç etkili olamadık diyor. Yani o kadar propaganda vesileleri kullandık. Özellikle hani bazı etnik unsurlardan ibaretti bize gelip gidenler. O bölgedeki işte Ermeniler vesaire. Ama asıl yerel halkı, ki onlar ağırlıklı olarak Sünni halk, bir türlü onlara etki edemedik. Sonra niye biz bunlara etki edemiyoruz diye bir araştırdık, baktık. Baktık ki bunlar evlerine gittikleri gibi sürekli bir yerlere girip çıkıyorlar. Ne bunlar? Cami. Ya kilise gibi olsa haftada vesaire gidilir değil mi? O da yani çok az insan gider. Bunlar günde 5 vakit sürekli giriyorlar, çıkıyorlar. Orası onların bütün sokaklar camilerine açılıyor. Orada da bizim hakkımızda konuşuyorlar. Diyorlar ki bak bunlar böyle bir ideolojiyi yayıyorlar. Bu ideoloji Allahsız bir ideolojidir. Yaratanı, var edeni görmezden gelen seküler bir yaklaşımdır. Aman kendinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu bunlara karşı koruyun. Öğüdü yuvadan alan bir topluluk, camiden beslenen bir topluluk. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem daha Medine'ye gelirken yolda bile Kuba'da Kuba Mescidi'ni başlattı, hı hı, değil mi? Medine'ye gelir gelmez de ilk iş olarak, yani en elzem birinci derecede öncelikli iş olarak yine mescidin inşasına, onun yerinin tespitine ve inşasına girişti. Neden? Çünkü biz özgürlüğümüzü cami üzerinden, özgürlüğümüzü Allah'a olan kulluğumuz üzerinden sağlıyoruz. O yüzden Hazreti Musa da onlara وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Namazı kılın. Koşullar olanca ümitsiz olmasına rağmen müjdeyi verdi onlara. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Size müjdeler olsun. Bir araya geliyorsunuz. Allah'a kulluk ediyorsunuz ya. Yakında istiklalinize kavuşursunuz. Ama nasıl? Yani Firavun bu kadar güçlüyken, biz çelimsiz, zayıf kölelerken nasıl kurtulacağız? Bir zaman sonra onlar bunu yapınca
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Cenab-ı Hak İsrailoğullarına Cenab-ı Hakk'ın o vaat ettiği, yani Mısır'dan ve Firavun'un zulmünden kurtuluşu, sabretmelerine karşılık bima sabaru ve Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirip namaza başlamaları, birlikte namazı kılarak özgürlüğe doğru adım atmaları. O yüzden bu yönüyle bize o kadar çok önemli mesaj veriyor ki, eğer toplumda, bir toplumda Allah Azze ve Celle'ye kulluk, ki kulluğun temeli namaz, günlük kendisini 5 vakit tekrar eden, eğer bunun oranları düşüyor ise, eğer insanlar Allah'a kulluktan peyderpey uzaklaşıyorlar ise, ilk riske giren şey, en çok tehlikeye atılan şey o toplumun istiklalidir. O toplumun bağımsızlığı ve iradesidir. Çünkü bu ikisi arasında doğrusal ilişki var. O yüzden şair öyle ifade etmiş. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. İman özgürlüktür yani. Evet, iman Allah'a kulluk, kula kulluktan özgürlüktür. Özgür, evet. Eğer Allah'a kulluktan vazgeçip gönüllü olarak çıkarı uğruna veya dünyadan beklentisi uğruna kula kulluğa insanlar yanaşmaya başladı mı, hayatı Cenab-ı Hakk'a sorumluluktan koparıp kendi çıkarlarını kovaladıkları bir sürece dönüştürdükleri zaman bunlar kolayca ele geçirilirler. Bu tür toplumlar başka toplumların kolayca şikarı haline gelir. Onlara Cenab-ı Hak zilleti, onlara Cenab-ı Hak dünyada tıpkı İsrailoğullarının Mısır'da yaşadıkları gibi rezilliği ve rüsvaylığı yaşatır. Ama ne zaman ki tekrar Allah'a iman etmeyi, ona kulluğa sarılmayı başarınca, buna muvaffak olunca özgürlüğün önü açıldı. Cenab-ı Hak dedi ki وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي. Musa'ya vahyettik. Dedik ki kullarımı gece yola çıkar. Hazreti Musa Aleyhisselam geldi bunlara, dedi ki müjdeler olsun. Cenab-ı Hak'tan emir geldi. Biz bu gece yola çıkıyoruz. Dediler ki Firavun izin vermedi ama. Yoksa verdiği haberimiz mi yok? Firavun'un izine bağlı değil. Cenab-ı Hak dedi ki yola çıkın, yola çıkacağız. Ve dediler ki yani nasıl olacak, biz gideceğiz, nereye gideceğiz, bu adam gelir peşimize. Cenab-ı Hak dedi ki gidin diye, Allah'a güvenmeliyiz. Siz Cenab-ı Hakk'ın dediklerini yaptınız. Rabbimiz de bize vaadini gerçekleştiriyor. Haydin yola çıkıyoruz. Hazreti Musa'ya güvendiler. Cenab-ı Hakk'ın emrine uydular ve yola çıktılar. Firavun'a bilgi gelince İsrailoğulları toplanmışlar, şehri bir gece vakti terk etmişler diye. Dedi ki inne haulâi leşirzimetun kalilun. Bunlar az sayıda bir topluluk. Biz fe ersele firavunu fil medâini haşirin. Şehirlere haberler saldı. Büyük bir orduyu çabucak hazırladı, topladı ve bunların peşine yola çıktı. Şimdi bunlar denize doğru yol alıyorlar. Firavun ve orduları peşi sıra toplanıp bunların ardından gelmeye başladı. Tabi İsrailoğulları yaşlısıyla, genciyle, küçüğüyle, büyüğüyle, çocuğuyla öyle ilerliyorlar. Dolayısıyla yani yavaş 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 hareket kabiliyeti düşük bir topluluk. Arkadan onlar. Gelenler atlılar. Arkadan gelen ordu, değil mi? Ordu tozu dumana katarak geliyor. Allah Azze ve Celle öyle bir sahnede bu olayı getirdi, öyle bir sahneye getirdi ki tabi bize de buradan öyle izletiyor. Onlara yaşatıyor, bize izletiyor. Bu öyle film izlemeye benzemez. Bu Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği ve onun bizatihi en müstesna anlarda kullarının tepkisini bize not edip gösterdiği ve siz de bunlar gibi bir hayatın içerisindesiniz diye ayna tuttuğu sahneler. İsrailoğulları denizin dibine kadar geldiklerinde dönüp bir baktılar ki Firavun ordularını toplamış, peşine bunların gelmiş. Önlerinde deniz, arkalarında ordu, Firavun'un orduları. Cenab-ı Hak anlatıyor, dedi ki felemme tara el cemani, iki grup birbirini görünce kale ashabu Musa, Musa'nın yanındakiler, beraberindekiler dediler ki inna le mudrakun, bizim işimiz bitti, tükendik. Yani bir canımız vardı, bir ihtimal vardı,
Bir şansımız vardı, onu da bitirdik. Önümüzde deniz, arkamızda koca Firavun'un orduları ve biz işimiz bitti. Yani onlar da Cenab-ı Hakk'a duydukları güven o anda çözüldü. Hazreti Musa aleyhisselam ne dedi? Kâle kella. Dedi ki hayır, asla. İnne ma'ya Rabbi. Rabbim benimle birlikte. Şimdi süreçte... Son ana kadar bir umut var hocam. Son ana kadar. Son andan sonraki ana da kadar. Evet. Yani ölüm ve sonrası da. Hı hı. Çünkü biz müminler inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani doğumdan ölüme olan bütün süreci kuşatan bir yaklaşımla ondan geldik. Ona aitiz ve ona dönüyoruz. Şimdi demin sihirbazlardan önceki programda konuştuk ya. Evet. Onlar da mesela o ilk anda Hazreti Musa'da gördükleri hadisenin üzerine iman ettiler ama ondan uzun bir zaman sonra bütün koşullar normalleşti. Normalleşme şöyle dursun, kötüleştiği, ağaçların, hurmaların üzerine çakılarak asıldıkları, çarmıha gerildikleri, eziyetlere, işkencelere maruz kaldıkları halde Cenab-ı Hakk'a bağlılıklarını, imana bağlılıklarını sergiledikleri bir süreç yaşadılar. Dolayısıyla iman ettik öylece hemencecik cennete alınıyoruz gibi bir şey yaşanmıyor. Hı hı. Cenab-ı Hak böyle bir beklentide olanları dedi ki böyle bir şey yok. اَحَسِبَنْ نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar sanıyorlar mı ki iman ettik diyecekler ve ondan sonra hiç sınanmadıktan, sınanmamışken öylece bırakılacaklar. Bedel ödememişken. Yani halbuki şey imana bağlılığın ne karşılığında, ne pahasına olduğunu ortaya çıkaran bir hayat yaşıyoruz. Yeri geliyor çocuk sevgisi bunu zorluyor. Yeri geliyor eş sevgisi, yeri geliyor arkadaş, dostluk, değil mi? Günaha davet eden, evet, nice arkadaşlar var. Yeri geliyor işte iş arkadaşı veya işe girebilme, yeri geliyor işte patron talebi vesaire kulun hayatında onu Cenab-ı Hakk'a bağlılığından caydıracak nice şeyler. Bu canına kadar gelebilir. Malıyla, canıyla bunlardan zorlanabilir. İsrailoğullarının yaşadıkları da bizim yaşadığımız ve yaşayacaklarımızdan farklı değil. Bizler de bu coğrafyada Allah Azze ve Celle'ye sırf kul olduğumuz ve kulluk etmek istediğimiz için, bu ezanları yükselttiğimiz ve bu ezanların gölgesinde yaşamak istediğimiz için tarih boyunca küffarın saldırısına, değil mi? Nice haçlı saldırısına maruz kaldık ve buna karşı yine imanla Cenab-ı Hakk'a dair kulluğumuzla bir ve beraber olabildik. O bakımdan kendisini tekrar eden aslında aynı deneyimler. Hı hı. Farklı olan bir şey yok. Şimdi İsrailoğulları Mısır'dan gece çıktılar. Cenab-ı Hakk'a duydukları güven ve sevat ile evet ama şimdi bunun imanını sergileyecekleri kritik bir eşiğe geldiler. Hazreti Musa aleyhisselam artık dünkü Musa aleyhisselam değil. Firavun'un yanına gönderdiğinde korkuyorum ya Rabbi diyen Cenab-ı Hak ona ben seninle beraberim. İnni ma'akuma. Orada öyle bir güzel öğrendi. Bu süreçlerde öyle bir güzel öğrendi ki Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle olduğu gerçeğini o kadar içselleştirdi, gördü, yaşadı, iman etti ki. Şimdi önünde deniz, arkasında Firavun'un orduları olduğu halde tükenmiyor, yıkılmıyor, bitmiyor. Diyor ki hayır, Rabbim benimle birlikte. Kella inne ma'ya Rabbi seyahdin. Biz ölümü bile yaşasak böyle bir sonda, orada bile hani bırakıldık, heder edildik, yardıma gelinmedi değil, Cenab-ı Hakk'ın tarafına geçtik. Ona aitiz ve ona dönüyoruz. O yüzden sihirbazlar dediler ki, yani bize yapabileceğin şey ne? Biz inna ila rabbina munkalibun. Zaten Rabbimize dönmekteyiz. Siz de, biz de Rabbimize dönmekteyiz. Herkes Rabbine dönmekte. Bunu bugün yaşamasak yarın yaşayacağız. Ama bugün doğruları savunurken yaşamak, bizim irademizin bir neticesi olarak bize sonucunu ahirette göreceğimiz bir iyilikken, öyle Cenab-ı Hak'tan kaça durarak, Cenab-ı Hakk'ı tanımamazlık üzere yaşayıp, yaşaya durarak bir kimsenin ölümle karşılaşması tam bir bedbahtsızlık. Onun neticesinde Cenab-ı Hakk'a gitmek. Dediler ki biz bunu tercih etmeyeceğiz. İnnehu men ye'ti rabbehu mu'minen. Çünkü Rabbine mümin olarak varan kimseye
فَاِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُؤْمِنًا فَاِنَّ لَهُ جَنَّاتُ الْعُلَى Ona yüksek cennetler var. وَمَنْ يَأْتِهِ مُجْرِمًا Ama Cenab-ı Hakk'ın huzuruna mücrim olarak çıkan kimseye ise ona Allah'ın azabı var. E ne diye biz Cenab-ı Hakk'ın katına mücrim olarak çıkalım? Direndiler, sebat gösterdiler. İsrailoğulları da bu sahnede benzer bir sebatı göstermeli. Hayır, bitmedik, tükenmedik. Cenab-ı Hak eğer bize burada ölümü yazdıysa sebat ederiz ve Rabbimizin tarafına geçeriz. Yok, bize bir çıkış yolu gösterirse bize bir çıkış yolu gösterir. Ama bittik, tükendik, her şey büyü bozuldu, yalanmış her şey anlamında değil mi? Hı hı. Kişinin Cenab-ı Hakk'a bağlılığından kopması bu korkunç bir şey. Bu temelde iyi bir güvencin, Allah Azze ve Celle'ye dair bir imanın bulunmadığını ortaya gösteren, henüz daha talim ve terbiyenin yaşanacağı uzun bir süreç olduğunu gösteren bir durum. Hazreti Musa onlara kâle kella dedi ki hayır asla. İnne ma'ya rabbi, Rabbim benimle birlikte seyehdin, bana yolunu gösterecek. Cenab-ı Hak diyor ki fe evhayna ileyhi, biz de ona vahyettik. Enidrib bi'asakel bahra, şimdi asanla denize vur. Fekâne kullu firqin kettavdil azim. Deniz öyle bir ayrılma ayrıldı ki her bir ayrıldığı taraf böyle dağ gibi yükseldi. Su kütlesini sağa ve sola biriktirmek suretiyle arayı açtı. La tahafu darakan ve la tahşa. Öyle bir rüzgar eşliğinde bu ayrım gerçekleşiyor ki yolun ortasını da kurutmuş. Böyle ayağın çamura bata çıka değil. Zorluk içerisinde takılarak değil. Evet. De değil. Çok rahat ortası bir şekilde. Kupkuru bir yol, bir patika, bir güzergah önlerine açıldı. Geride ve ezlefna thammel aharin. Diğerleri de yaklaşmakta. Firavun ve orduları da geriden yaklaşmaktalar. Onlar da önlerinde gerçekleşen bu olağanüstü hadiseyi Cenab-ı Hakk'ın emriyle o her şeye emredip yönetiyor Cenab-ı Hak. Yani asaya emredip onu yılan formuna, formunu değiştirmek suretiyle. Sira, bak önceki programda siraya ne diyesim diye aklımda vardı. Formu, yani o atomlardan bir asa formundayken formlarını Cenab-ı Hak başka şekle sokup bu kez yılana döndürdü. Ateşe emredip yakıcılığını kaldıran Cenab-ı Hak bu kez suya emredip yolu ayırdı önlerine. Geride Firavun ve hanedanı, orduları, düne kadar yaşadıkları onca olağanüstü mucizevi hadiseyi bile sıradanlaştırıp her defasında imansızlıkla çıkanlar sizce bu olağanüstü mucize karşısında nasıl bir tepki verecekler? Evet, bunu da bir sonraki programda İnşallah. Konuşalım hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını işliyoruz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.